Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza. 111. dönem temel eğitim yazılı sınav sonuçları açıklandı. A grubundan başlıyoruz. Birinci sorumuz şöyle. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda belirtilen adli suçlar arasında aşağıdakilerden hangisi vardır? Tabii ki özel güvenlik mali sorumlu sigortası yaptırmadan özel güvenlik görevlisi olmak, değil mi cevap arkadaşlar? Hemen Edirne seçeneği olduğunu görüyoruz. Bu soru bizim daha önce defalarca çözdüğümüz sorular arasında var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet bakın. Evet hemen ikinci soru gelsin. İkinci sorumuz şöyle. Şöyle yapalım. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevleri arasında yer almaz? Tesise giriş yapan kişilerin kapı dedektörü X-ray ve el dedektörü ile güvenlik kontrolünü yapması var. Bulunan eşyayı emanet almak var. Güvenlik kamera odasında görüntüleri incelemek var. Görevli olduğu alanda ve zamanda suçüstü halinde suça müdahale etmesi var. Tabii ki Bursa seçeneği yok değil mi arkadaşlar? Tesisin girişinde güvenli olan özel güvenlik görevlisinin dış sokakta bulunan trafik sıkışığına müdahale etmesi yoktur. Cevap Bursa seçeneğidir. Hemen 3. sorumuza bakalım. Yine 5188 sayılı yasadan gelmiş, kanundan gelmiş. 5188 sayılı kanunun 7. maddesinde belirtilen özel güvenlik görevlilerinin yetkileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Olay yerinde delil toplama, mağdurun ifadelerini alma tabii ki yanlıştır arkadaşlar. Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanet almak. Bakın ikinci soru ile üçüncü soru aynı. Tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki iş yeri ve konutlara girmesi değil mi? Bakın bunlar özel güvenlik görevlilerinin yetkileridir. Görev alanında haklarında ve yakalama emri bulunan kişileri yakalama, arama, kişinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama nedir? Özel güvenlik görevlilerinin görevleri arasındadır. Hemen 4. sorumuza geçiyoruz. Evet, 4. sorumuza bakalım arkadaşlar. Şöyle soru gelsin. Sorumuz şöyle. Alışveriş merkezinin otoparkında görevli özel güvenlik görevlisi bir şahsın park halindeki bir aracın camını kırıp kaçtığını görür. Olayla ilgili aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Şahsın eşkali ile ilgili notlar alarak derhal genel kolluğa bilgi vermesi tabii ki doğru bir olay durumdur. Cevap Adana seçeneğidir. Hemen geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuz şöyle. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanında ve görev süresince sahip olduğu yetkiler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Bir suçla karşılaştığında vakit geçirmeksizin delilleri incelemek. Delilleri incelemek kolluk kuvvetlerinin görevidir. Arkadaşlar özel güvenlik görevlilerinin görevi değildir. Bakın 5'te 5 bütün sorular kanalımızda yayınlandı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Birebir hepsi aynı. Evet hemen geçelim 6. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda özel güvenlik görevlilerine yetki olarak tanınan hususlardandır. Yine çok kolay bir soru gelmiş. Bakın parmak izi almak özel güvenlik görevlilerinin görevi değildir. Delilleri incelemek. Bakın az önceki sorunun aynısı devamı. Gözaltına almak yine arkadaşlar özel güvenlik görevlilerinin görevi değildir. Şu üçünü de sildik. Ne kaldı? Yakalama. Yakalamayı herkes yapar. Cevap tabii Bursa seçeneğidir. Hemen 7'ye bakalım. 7. soru geldi. Aşağıdaki hallerden hangisi işveren açısından haklı fesih ile özel güvenlik görevlisinin iş sözleşmesine son verilme sebebidir? İşçinin yapması gereken görevleri kendine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi tabii ki Edirne seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, hemen geçiyoruz 8. sorumuza bakalım. Soru şöyle arkadaşlar.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 7. maddesinde düzenlenen özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden biri değildir? Kanunda belirtilen durumlar dışında el ile üst tarama yapmak tabii ki özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Yine 8'de 8 hepsi çözüldü arkadaşlar. 9'a bakalım. 5188 sayılı kanuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 1. Özel güvenlik personeli greve katılamaz. Doğrudur. 2. Özel güvenlik görevlileri lokat dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz. Doğrudur. 3. Özel güvenlik personeli kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. Doğrudur. Hepsi doğru. Yine 9'da 9 hepsi çözülen sorular arasında arkadaşlar. Hemen ona bakalım. 10. soru şöyle. Özel güvenlik görevlisinin aşağıdakilerden hangisi veya hangilerini yaptığı tespit edilirse valilikçe özel güvenlik kimlik kartı iptal edilir. 1. Kendisine ait özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandırırsa kesinlikle iptal edilir. Asla kullandırmayın. Görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak kesinlikle iptal nedenidir. Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnmek veya cebir kullanmak ya da tehdit etmek kesinlikle yapılmaması gereken bir durumdur ve iptal sebebidir. Grev yasağına uymamak, grev yasağına uymamak değildir arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3'ün olduğu seçenek Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçelim diğer sorumuza. 11. sorumuz geldi. 11. soru şöyle. Aşağıdakilerden hangisinde 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre en az bir özel güvenlik sorumlusu belirlenmesi gerekmektedir? 1. Özel güvenlik şirketlerinde, 2. alarm izleme merkezlerinde, 3. özel güvenlik şirketi şubelerinde. Evet, şubelerinde gerekli arkadaşlar. Bakın. 3'ün olduğu gereklidir ve 4'te özel güvenlik eğitim kurumlarında gerekmemektedir. 15 kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde gereklidir. Evet, 3 ile 5'in olduğu seçenek Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçelim 12. sorusu. Soruya bakalım. Soru gelsin. Özel güvenlik izni için valiliğe yapılacak başvuruda özel güvenlik görevlisi istihdam edilmesi kurum veya kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alınması gibi özel güvenlik hizmetinin ne şekilde sağlanacağı hususu aşağıdakilerden hangisi tarafından belirtilir? Tabii kişi ve kuruluş arkadaşlar. Cevap Adana seçeneğidir. Hemen bakalım diğer sorumuz. 12'de 12 kanalda çözüldü arkadaşlar. Bakın 13. soruda 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun 8. maddesinde silah bulundurma ve taşıma yetkisi belirlenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi veya hangilerinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırmasına izin verilir? Arkadaşlar silahlı özel güvenlik biliyorsunuz ki bankalarda çalıştırılıyor. Direkt cevabın 3 olduğu yani Edirne olduğu aşikar. Bakın defalarca yine bizim çözdüğümüz sorulardan birisi. Bizi takip edenler eminim ki bu soruların hepsini doğru yaptılar arkadaşlar. 14. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi İl Özel Güvenlik Komisyonu için doğru bir ifade değildir? Komisyon kararları bir tek başkan tarafından imzalanır. Tabii ki değildir. Cevap Bursa seçeneğidir. Komisyon başlı başına komisyon değil mi arkadaşlar? Komisyondan bahsediyor. Yani tek başına imza olmaz. Tek başına imza olsa zaten komisyon olmaz arkadaşlar. Yani. Evet 15. sorumuz şöyle.
Özel güvenlik görevlilerinin sahip oldukları yetkileri kullanabilmeleri için bir arada bulunması gereken unsurlar vardır. Aşağıdakilerden hangileri bu unsurlar arasında yer almaz? Görev alanı içinde bulunulması, ikamet ettiği il sınırları içinde bulunulması, kimliğinin herkes tarafından görünür şekilde yakasına takılı olması, görev süresi içinde bulunulması tabii ki ikamet ettiği il sınırları içerisinde bulunmasıdır. Bu sağ seçeneğidir. Doğru cevap. Ve geçtik hemen 16. sorumuza. 16. sorumuz şöyle arkadaşlar. Evet. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre aşağıdakilerinin hangileri özel güvenlik görevlisinin yetkileri arasında yer alır? 1. Terk edilmiş ve bulunmuş eşya emaneti almak. 2. Olayın aydınlatılması için soruşturma işlemlerini yapmak. 3. Hangi sebeple alındığını belirtmek suretiyle parmak izi almak. 4. Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirmek. 5. Genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak için istihbarat faaliyetinde bulunmak. Tabii burada arkadaşlar özel güvenlik görevlisinin yetkileri arasında terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete almak ve koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirmektir. 1 ile 4 cevap Adana seçeneğidir. Dikkat edin arkadaşlar, bu sorular üstteki sorulara hep bağımlı bir şekilde, yani bakın birbirine hemen hemen aynı sorular çıkmış. Sorunun içinde başka bir soru da cevabı var. O kadar şu ana kadar sorularınız gayet kolaydı. 17'ye bakalım. Özel güvenlik görevlisi Yunus bir iş adamının yanında kişi koruma görevini silahlı olarak yapmaktadır. Görev alanı koruduğu kişiyle birlikte olduğunda ülke geneli olan Yunus görevi anında yanında hangi belgeleri bulundurmak zorundadır? Özel güvenlik kimlik kartı, silah taşıma, bulundurma belgesi ve görev belgesidir. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 18. sorumuz şöyle. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde görev alanı ve görev süresinde bulunan özel güvenlik görevlisi yetkisini aşmıştır? Görevli olduğu konserde kimlik göstermemek için direnen şahsın zor kullanılarak etkisiz hale getirilmesi. Tabii ki bu kesinlikle yapılmaması gereken bir durumdur. Edirne seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen bakalım kaçıncı sorumuzda kaldık. Evet, 18-19'a bakıyoruz arkadaşlar. 19. soru gelsin. Yapalım. 19. soru şöyle: özel güvenlik sistem ve cihazları seçilirken kullanışlı olmasına, yeterli personelle çalışmasına ve maliyet durumuna dikkat edilmesi gerekir. Cihazın pahalı olması her zaman istenen verimi sağlamayabilir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen güvenlik planlamasının özelliklerinden birisinin tanımıdır? Fayda maliyet dengesi gözetilmesi Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçiyoruz. 20. soru şöyle. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bulgu deliller arasında yer almaz? Atış artıkları nedir arkadaşlar ya? Yani? Böyle bir şey kesinlikle yer almaz. Cevap Edirne. 21. soru: devriye hizmetini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Taner ile Vedat görev esnasında bir iş yerinde doğalgaz patlaması meydana gelmesi üzerine iş yerine girerler. Bu davranışlarıyla hangi görev yerine getirmiş olurlar? Tabii ki yardım görevini yerine getirmiş olurlar. 22. Yakalama tutanağında olayla ve yakalama süreciyle ilgili aşağıdaki hangi unsurun bulunması zorunlu değildir? Eğitim durumu.
Cevap Denizli seçeneğidir. Ve 23'e bakalım. Daha önce çözülen sorular arkadaşlar birebir aynısı. 23. Özel güvenlik izni verilen yerlerde şüpheli şahıslara karşı caydırmaya yönelik ve güven ortamı oluşturmayı hedefleyen faaliyetler hangi görevlerindendir? Bakın önleyici görev değil mi? Cevap Adana. 24 nokta görevlisi, özel güvenlik görevlisi Ferhat ile ilgili hangisi yanlıştır? Nokta görevini hiçbir şekilde nöbet kabininin dışına çıkmadan yerine getirmelidir. Hayır arkadaşlar, görev alan içerisinde görevini yerine getirebilir. Tabii ki cevap Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 25'e bakıyoruz. Evet. 25. soru şöyle, aşağıdakilerden bir saniye şöyle yapalım. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? Mevsim şartlarına uygun kıyafet giyen kişiler. Cevap Denizli seçeneğidir. 26. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı kontrol noktalarında bulunması gereken görevliler arasında yer almaz? Genel bilgi toplama sorgulama görevlisi yer almaz. Biz defalarca bunu da detaylı bir şekilde yönlendirme görevlisinin ne yaptığını, kontrol görevlisinin, koruma görevlisinin ve kontrol nokta sorumlusunun görevlerini de detaylı bir şekilde size anlatmıştık arkadaşlar. 26'da 26 gidiyoruz. Rekor kıracağız herhalde. Evet. 27. Bakalım. Ana giriş kontrol noktası dış halka için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu halkada üniformalı özel güvenlik görevlileri yerine sivil görevler istihdam edilmelidir. Tabii ki böyle bir durum söz konusu değildir. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 28'e bakalım. AVM'de görevli özel güvenlik görevlisi Emin'in göreviyle aşağıdakilerden hangisi bağdaşır, suç işlemesini önlemek değil mi? Cevap Ceyhan seçeneğidir. 29'a bakıyoruz. Özel güvenlik görevlisi Elif devriye görevi sırasında şüpheli terk edilmiş poşet tespit eder. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Derhal kollu arar ve genel güvenlik şeridi çeker. Cevap Denizli seçeneğidir. Evet, hemen 30'a bakıyoruz. Cevaplar kolaydı. İlk 30 sorunuz kolay. Kişi tesis veya binaya içeriden ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanları veya korunan yere etkileyebilecek zarar kayıp verme durumu aşağıdakilerden hangisi tanımıdır? Tabii ki adı üzerinde arkadaşlar tehlikeyi sormuş değil mi? Tehlike cevap Adana seçeneğidir. 31'e bakalım. 31. soru şöyle. Tren garı kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Selim ile Ayhan aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz? Kimlik sorma kullanır. Olay yerini koruma kullanır. İfade alma. İfade almak gerek. Özel güvenlik görevlilerinin görevi nedir? Değildir. Değil mi arkadaşlar? Emaneti alır, yakalama yapar, herkes yapar. Bakın yine ilk 6-7 soruyla aynı, birebir aynısı. Arkadaşlar cevap Ceyhan seçeneğidir. 32. Özel güvenlik görevlisinin görevli olduğu alana girmek isteyen şahıs üzerinde ruhsatsız tabanca bulunduğunun teknik cihazlarla tespit edilmesi halinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? Şahıs tabanca kontrol altına alınıp gene kolluğa teslim edilir. Evet. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Geçiyoruz. 33. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli eşkali vücut yapısı tarifinde kullanılmaz? Zayıf, kambur, iri kemikli, geniş omuzlu, sarı saçlı, beyaz saçlı. Değil mi? Bunlar kullanılır ama sert mizaçlı kullanılmaz. Arkadaşlar eşkalden %100 sınavda soru gelecek diye defalarca ben sizlere
Söyledik değil mi? Söyledik ve gördüğünüz gibi 33. soru da yine bizim sorulardan. Evet, gayet güzel gidiyoruz. 33'te 33. Arkadaşlar bakın 33'te 33 yakaladık. 34'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin incelemesinin amacı değildir? Olayın toplum üzerindeki sosyolojik etkilerini araştırmak. Yine defalarca çözdüğümüz sorulardan birisi. Ve 35'e bakalım. 35. sorumuz aşağıdakilerden hangisi parmak izi için yanlıştır? Parmak izi bizim her zaman hocam mutlaka gelecek dediğimiz sorulardan nedir? Birisi değil mi? Gelecek dediğimiz sorulardan birisi parmak izi sorusu. Hangisi parmak izi için yanlıştır diyor. Bakın değişmez, değiştirilemez. Benzemez, benzetilemez. Formül yapılarak sınıflandırılır, karşılaştırılabilir, arşivlenebilir, özelliğe sahiptir. Parmağın tırnak ucundan ilk boğuma kadar olan bölgedeki papil hatlarının bırakmış olduğu izlerdir parmak izleri. Bunlar parmak izinin özellikleridir. Fakat maddi bulgu çeşitlerine, biyolojik bulgular kesinlikle parmak izi arasında yer almaz. 5. sorumuz Ceyhan seçeneğiydi. 36'ya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi devriyelerin dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir? Devriyelerde sürekli aynı güzergahın kullanılması, rutin olarak hareket edilmesi değil mi arkadaşlar? Yine değildir. Doğru cevap. Devriyenin görünür bir şekilde olması, görevde kullanılan silah veya teçhizatın bakımı temiz olması, bölgesini çok iyi bilmesi değil mi? Kurum ve kuruluşta çalışan personel tanıması bunlar devriyelerin dikkat etmesi gereken özellikleri hususlardır. Ve hemen 37'ye bakalım. Daha önce bir suçta kullanılmış ya da bir suçta kullanılması planlanan her türlü motorlu veya motorsuz vasıta şüpheli araç olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi şüpheli araç tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir? Sürücüsü ve plakası bilinen araçlar değildir. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 38. Meydana gelen adli bir olay ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalar arasında yer almaz? Genel kolluk gelene kadar şüpheli şahısların el yüz ve benzeri yerlerini yıkamalarına izin verilmemesi cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen geçelim diğer sorumuza bakıyoruz. Evet. 39. Aşağıdaki uygulamaların hangisinde X ışını tarama kullanılmaz? MR değil mi arkadaşlar? X ışını taramada kullanılmaz MR'da. Evet, manyetik rezo Nans kullanılmaz. 40. sorumuza bakalım. 40. soru aşağıdakilerden hangisi bir kamera tipidir? PTZ yani pan tilt zoom kameradır. Cevap Edirne seçeneğidir. 41 el tipi sıvı iz dedektörü için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Metal olan şişelerde bulunan sıvı tespitinde kullanılır. Cevap Bursa seçeneğidir. 42'ye bakıyoruz. Evet, 42. Aşağıdakilerden hangisi X-ray kullanımı için doğru bir uygulama değildir? İçinde 6 aylık bebek bulunan çocuk arabası tabii ki değildir. Denizli seçeneğidir. 43'e bakıyoruz. Yukarıdaki seçeneklerden hangileri güvenlik personelinin güvenlik teçhizatı arasında yer almaz? Jop, kelepçe, silah, el tipi metal algılama dedektörü. Arkadaşlar, bu güvenlik personelinin teçhizatını da biz yine defalarca tekrarladık, çözdük soruları, sınavda gelir dedik, değil mi? Bakın 43'te 43 yakaladık. Jop, kelepçe, silah bulunur. El tipi metal algılama dedektörü bulunmaz. 4'tür. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, hemen bakalım. 44.
aşağıdakilerden hangisinde solunum yolu kısmi tıkanmış kişiye yapılan ilk yardım uygulaması olarak verilmiştir? Kısmi tıkanma, öksürür, nefes alır, acı. Bakın, biz öksürür, nefes alır, kısmi tıkanma meydana gelmiştir. Bu tip hasta yaralılarda biz öksürmeye ne yapıyoruz? Teşvik ediyoruz. Cevap Adana seçeneğidir. Ve 45'e baktık. Evet, 45 gelsin. Aşağıdakilerden hangisi Sara krizinde yapılacak doğru ilk yardım uygulamalarından biri değildir? Kişinin çenesi kilitlemiş ise açılmaya çalışılır. Tabii değildir. Cevap Edirne seçeneğidir. 46. Travmaya uğramış çok sayıda kişinin bulunduğu bir kaza ortamında müdahale edilecek kişilerde öncelik sıralaması belirlenirken ilk öncelik aşağıdakilerden hangisinde olmalıdır? Birinci kapalı olanlarda cevap Edirne seçeneğidir. Doğru cevap. 47'ye bakalım. Delici karın yaralanmalarında yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Dışarı çıkan organlar içeri sokularak üzeri örtülür. Kesinlikle nedir? Yanlıştır. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. 48 sıcak çarpmaları ile ilgili aşağıda verilen şıklardan hangisi yanlıştır? 10 yaş üstü çocuklar sıcaktan diğer kişilere göre daha az etkilenirler. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 49. sorumuza hemen bakıyoruz. Gelsin sorumuz şöyle. Elektrik yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yaralıya dokunmadan önce elektrik akımı kesilmelidir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 50. soru şöyle. Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılan ilk yardım uygulamalarından biri değildir? Hasta kaldırılarak yürümeye çalışılmalıdır. Tabii değildir. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen 51 gelsin. 51. soru şöyle. Zehirlenmelerle ilgili ilk yardım uygulamaları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Solunum yoluyla oluşan zehirlenmelerde 112'nin aranmasına gerek yoktur. Cevabımız Edirne seçeneğidir. Kesinlikle var, değil mi arkadaşlar? 52 ısı ile oluşan yanıklarda yapılacak ilk yardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanık bölgesi üzerine krem sürülür. Kesinlikle nedir? Yanlıştır. Evet, 53'e bakıyoruz. Yara yerinde yabancı cisim varsa aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Yabancı cisme dokunulmaz. Öylece sabitlenerek muhafaza edilir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Bunların hepsini çözdük arkadaşlar. Bakın 53 tane şu ana kadar çözmediğimiz hiçbir tane soru yok. Birebir aynısı. 54 su, hava ve deterjanın karışımıyla meydana gelen söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki köpük, değil mi arkadaşlar? Köpüktür. Cevap Edirne seçeneğidir. 55'e bakalım. D sınıfı hafif metal yangınlarının söndürülmesinde aşağıdaki söndürme maddelerinden hangisi kesinlikle kullanılmaz? Tabii ki su kullanılmaz. Su nerede kullanılır? Orman yangınlarında kullanılır. 56. Pişirme aletleri içindeki bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarını kapsayan yangın sınıfı F sınıfı yangındır. Aşağıdakilerden hangisi ısı kaynaklarındandır? Güneş, değil mi arkadaşlar? Güneş ısı kaynaklarındandır. 58 yangını oluşturan elemanlar bir tanesinin saf dışı edilmesine ne denir? Söndürme, değil mi? Söndürme denir. Dağ yamaçları gibi eğimli yüzeylerde biriken, bakın büyük bir kar kütlelerinin kendiliğinden veya tetikleyici bir etki sonucunda dengenin bozulmasıyla ne oluşur? Çığ oluşur arkadaşlar. Aniden bir büyük bir hızla harekete geçer. Yamaç eğiliminde çığdır. Cevap Adana. Neydi? Doğru cevap.
Hemen bakıyoruz diğer sorumuza. Evet, diğer sorumuz gelsin. Soru şöyle, bakalım bir saniye. 60. soru. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme işlemlerinde söndürme maddesi olarak kullanılan suyun avantajlarındandır? Ucuz olması, değil mi arkadaşlar? Ucuz olmasıdır. Bakın. Evet, cevap yani Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Ve 61. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yavaş yanmaya bir örnektir? Metalların paslanması defalarca çözdüğümüz birebir aynısı arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi afyon türevlerindendir? Morfin defalarca çözdüğümüz sorulardan yine birisi. En sonki, değil mi? En sonki deneme sınavında, yani örnek sınav soruların içerisinde de vardı bunlar sorular. 63 sadece madde uyuşturucu kullanıldığında sahte iyi olma madde kullanılmadığı zaman kötü olma haline ne denir? Bağımlılık, değil mi? Bağımlılık denir. Cevap Denizli seçeneğidir. 64'e bakalım. Bir özel güvenlik görevlisinin güçlü bir iletişim becerisine sahip olması görev yaptığı kuruma aşağıdaki izlenimlerden en çok hangisini kazandırır? Kurumda işlerin sağlıklı yürüdüğü izlenimini nedir? Meydana getirir. Cevap Edirne seçeneğidir. 65'e bakalım. Özel güvenlik görevlisinin aşağıdaki hangi ifadesi yapıcı olmak ilkesi gereğince ekip iletişimini ve ekip ruhunu güçlendirmeye katkıda bulunur. Birbirimizin tecrübelerinden yararlanarak işimizde başarılı olacağımıza kesinlikle inanıyorum. Cevabımız tabii ki Adana seçeneğidir. 66. sorumuza geçiyoruz. Sorumuz şöyle. Toplumsal rollerin iletişim engeline sebep olmasının en önemli nedenlerinden biri tarafların birbirlerine ilişkin algılarıdır. Bakın. Birbirini üstün alt tabaka mensubu, kültürsüz, bilgisiz, yetersiz, hizmet eden, hizmet alan, korku veren, sabırsız, itici, rakip, değersiz, ahlak yoksunu gibi özelliklerle değerlendiren farklı statüdeki insanlar etkili iletişim kurar. Bilirler. Tabii ki Edirne seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçelim 67'ye. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Bir alışveriş merkezinin şöyle. Evet, bir alışveriş merkezinin güvenlik kontrol noktasında üzerinde ateşli silah bulunduğu anlaşılan ancak silahının ruhsatını veya görev kimliğini göstermek istemeyen bir kişiye karşı aşağıdaki ifadelerden hangisinin kullanılması müşteri ilişkileri ve iletişim becerileri açısından daha doğrudur? Bunu müşterilerimize güvenli bir ortam sağlayabilmek için istiyoruz. Tabii ki Adana seçeneğidir. Doğru cevap. 68'e bakalım. Operasyon sorumlusu Hakan farklı bir firmadan aldığı teklif üzerine istifa eder ve çalışanlarla hiç iletişime geçmeden şirketten ayrılır. Hakan'a bağlı çalışanlar ise durumdan çok etkilenirler ve motivasyonları düşer. Çalışanlarının motivasyonunu artırmak için şirket müdürü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Duruma ilişkin açıklama yaparak olumlu mesajlar nedir? Vermesi tabii ki doğaldır. Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap.
Hemen geçiyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Sorumuz şöyle. Özel güvenlik görevlisi Doğanay'ın görev yaptığı Luna Park'ta meydana gelen hırsızlık suçundan şikayetçi olan Arif'in gelen polis ekibine şikayetini anlatırken ekip personelinin iyi bir dinleme davranışı gösterebilmesi için yapması gerekenlerden birisi değildir. Şikayetçinin anlattıkları yüzeysel olarak dinlenmelidir. Tabii ki değildir. Cevabımız Edirne seçeneği. Bakın burada yüzeysel dinleme olmaz arkadaşlar. Edirne seçeneğidir. 70. sorumuza bakıyoruz. Belirli bir amaç doğrultusunda hiyerarşik bir yapıda bir araya gelen insanlar arasında iletişim örgütsel veya örgüt içi iletişim olarak adlandırılır. Bakın direkt motivasyonu burada değildir demiş. Örgüt içi çalışma sebeplerinden biri değildir. Motivasyon değildir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet, 71'e bakalım. Dinleyici konuşmanın ayrıntılarına dikkat etmez. Dikkat etmezse yüzeysel dinliyor, değil mi arkadaşlar? Bakın dikkat etmez. Genel konu hakkında bilgi sahibi olmak onun için yeterlidir. Söylenen sözün arkasında yatan derin anlamı kaçırır. Daha çok kendi bilgisine güvenen, konuşmacının bilgisine fazla değer vermeyen dinleyici türüdür. Yüzeysel olarak bakın dinleme burada söz konusu. Daha önce de defalarca çözdüğümüz bir soru. 70, evet Edirne seçeneği 72'ye bakalım. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kanaat önderlerinin özelliklerinden değildir? Arkadaşlar kanaat önderleri kişiler üzerinde baskı oluşturmazlar, değil mi arkadaşlar? Cevabımız bakın burada 5'tir. Tüm gelişmeleri takip ederler. Evet, bir var. Toplumda sözlü yer dinlenilen kişilerdir tabii ki. Her olgudan fikir üretme kabiliyetine sahiplerdir. Her seviyeye hitap ederler. Evet, burada 5'tir. Cevap Denizli seçeneğidir. 73. sorumuza geçiyoruz. Hemen bakalım. 73. soru gelsin. Cevap şöyle. Özel güvenlik görevlisi sorumlu olduğu noktada karşılaştığı olumsuz ve tehlikeli bir olay karşısında nasıl bir tavır sergilemelidir? Gerekli çevre güvenliğini sağlayarak genel kolluk kuvvetleri müdahale edene kadar olay yerinin korunmasını sağlamalıdır. Tabii ki Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 74'e bakalım. 74'ün sorumuz şöyle. Altın Park'ta özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Erdi ile Mehmet 12 Mart 2017 günü gece devriye görevinde kendilerine doğru hızla koşarak gelen Selen'i görürler. Erdi ve Mehmet gerekli detayları alabilmek için hangisini yapmamalıdır? Hiçbir soru sormadan anlatıcının derdini kendiliğinden anlatması beklenir. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Ve hemen geçiyoruz 75'e. 75. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün faydalarından değildir? Çalışanların grup bilinciyle birbirleriyle ve örgütün amaçlarına yönelik hareket etmesinde bağlayıcı değildir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 76'ya bakalım. 76. soru. Açık alan konser etkinliğinde görevli özel güvenlik görevlisi Erdal'ın çimlerde oturma düzeni nedeniyle iki grup arasında meydana gelen tartışma ile karşılaştığında her iki tarafın da bazı şeylerden vazgeçmesi gerektiği mantığına dayalı bir yaklaşımla çatışmayı önleme faaliyette bulunması aşağıdakilerden hangisine örnektir? Tabii ki uzlaşmaya örnektir. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Evet, 77. sorumuza bakalım. Sormuş şöyle arkadaşlar. Saldırganı ne yaparsa yapsın uzaklaştıramayan, etkisiz hale getiremeyen özel güvenlik görevlisi copunu kullanarak şahsak etkili vuruş yaparak etkisiz hale getirir ve kelepçesini takarak güvenlik güçlerine teslim eder. Bu durumda cop hangi bölgeye vurulmamalıdır? Karın boşluğu ve göğüs, değil mi?
hizasına vurulmaması gerekiyor. Cevap Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 78. Bir futbol maçında görev alan özel güvenlik görevlileri maç sonunda seyircilerden bazılarının hakem ve rakip futbolculara zarar vermek amacıyla sahaya girdiklerini görmüşler. Hakemlerle futbolcuları korumak amacıyla topluluk veya kalabalığı geriye itmek, belirli bölgeden çıkarmak direkt, bakın arkadaşlar, hat düzenidir. Bizim olmazsa olmaz sorularımız var ya, işte düzenler değil mi? Hat düzeni, çember düzeni, kama düzeni, çatı düzeni arkadaşlar. Mutlaka sınavda soru olarak geliyor. Biz de her canlı yayında bunların açıklamasını yapıyoruz sizlere. 79. Özel güvenlik görevlisi Sinan ve Ahmet üniversitede görev yapmaktadırlar. Güvenlik sorumlusunun talimatıyla kampüste başlayan ve ikazlara rağmen dağılmayıp idari binasına zorla girmeye çalışanlara karşı güvenlik görevlilerinin uygulayabilecekleri copla savunma tekniklerinden aşağıdakilerden hangisi değildir? Bacak kilidi taşıma tekniği değildir. Cevap Edirne seçeneğidir. Evet, hemen geçelim. 80. soru. Kolektif davranış bir grup veya kalabalık içinde bir araya gelen kimselerin o grup ya da kalabalıkta ortak bir ruhla, kolektif bir şuurla hareket etmeleridir. Kolektif davranışların oluşabilmesi için aşağıda sıralanan hangi şart bulunmaz? Olağan düşünen insanların bir araya gelmesi. Cevap tabii ki Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 81. sorumuza bakıyoruz. Hemen gelsin soru. Soru şöyle. Çalıştığı iş yerinde sinir krizi geçiren bir şahsın elinde sopayla insanlara saldırdığını gören özel güvenlik görevlisi Ahmet, saldırganlık gösteren şahsı etkisiz hale getirebilmek için ilk önce zor kullanma yetkisi içerisinde göz yaşartıcı spreyini kullanma kararını verir. Bu durumda göz yaşartıcı spreyini kullanma izni hangi kurum tarafından verilmiştir? Tabii ki İl Özel Güvenlik Komisyonu tarafından verilir. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 82. soru geldi. Site sosyal tesislerinde meydana gelen yangın esnasında görevli özel güvenlik görevlileri Ali ve Aynur'un paniği önlemek için uyguladıkları yöntemlerden hangisi yanlıştır? Yangının büyük bir tehlikeli kaçışın sınırlı veya belirsiz bir yere olduğu gibi panik oluşmasına neden olan grup içi seslere müdahale etmemek. Cevap Edirne seçeneğidir. 83. sorumuza bakalım. Anlamlı kalabalık, bu tür kalabalıkları bazen seyirci kalabalıklardan ayırmak çok zordur. Anlamlı kalabalıklar bazı geleneksel amaçlarla bir araya toplanan, genellikle mevcut normlara uygun davranışlar gösteren çok sayıda insandan oluşur. İnsanların kendi kendini uyarmak, kişisel tatmin ve paylaşımı elde etmek için bir araya toplanmasıyla oluşan topluluklardır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metinde anlatılan anlamlı kalabalıklardan birisi değildir? Kanunsuz greve katılanlar değildir arkadaşlar. Cevap Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Kalabalıkları da anlatmıştık. Sınavda soru gelir dedik. Ve geldi arkadaşlar. Hemen geçelim. 84 şöyle: toplumsal olaylarda taktik belirlenen bir amaca, hedefe ulaşabilmek için takip edilecek yol, usul ve bu yolda karşılaşabilecek engellerin ortadan kaldırılması için önceden hazırlanmış gerekli plan, program ve yöntemlerdir. Yasa dışı topluluklar hedeflerini gerçekleştirmek için giriştikleri yasa dışı eylemlerinde güvenlik güçlerinin engellemesiyle karşılaşırlar. Yasa dışı topluluklar
engellemeyi aşabilmek için de bazı taktikler uygularlar. Aşağıdakilerden hangisi bu taktiklerden değildir? Topluluğun güvenlik güçlerinin kendilerini kuşatmasına müsaade etmesi tabii ki değildir. Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen bakalım 85 geldi. 85. soru şöyle. Günlük hayatın akışı içinde birbirini tanımayan insanların tesadüfen bir araya gelmeleri kalabalık olarak tanımlanmaktadır. Kalabalık içerisinde kişi tipleri bulunmaktadır. Bu tiplerden birisi de hayatları boyunca yetersizlik gösterir. Karşı karşıya kaldıkları güçlüklere çabuk ve yapıcı bir çözüm bulamazlar. Akıl ya da fiziksel yönden bir eksiklik göstermemekle birlikte davranışları kararsız olup uyum güçlüğü çekerler. Hayat tarzları yönünden ileri görüşlü değildir ve geleceğe ait plan yapamazlar şeklinde açıklanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi açıklaması yapılan tiptir? Tabii ki tesir altında kalanlar değil mi arkadaşlar? Cevap Edirne seçeneği. Tesir altındaki kalanlar sorusunu biz daha önce de kanalda çözdük arkadaşlar. 86'ya bakalım. Soru şöyle. 3713 sayılı terörle mücadele kanunu 20. maddesi esas alınarak korumaya alınacak kişilerin tespit edilmesi ve güvenliklerinin sağlanması esnasında uyulacak esas ve usulleri belirlemek amacıyla çıkarılan temel mevzuat aşağıdakilerden hangisidir? Koruma hizmetleri yönetmeliği değil mi? Cevap Edirne seçeneğidir. Doğru cevap. 87'ye bakalım. 87'ye bakalım arkadaşlar. 5188 sayılı yasaya göre yani Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu'na göre kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi kimin iznine bağlıdır? Tabii ki valinin iznine bağlıdır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 88. soru şöyle. Koruma organizasyonunda silah kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Koruma organizasyonunda silah kullanmak son çaredir. Tabii ki doğru cevap Denizli seçeneğidir. Evet, hemen bakalım. Bakalım. Evet, 89. Aşağıdakilerden hangisi kapalı ve kontrollü yer toplantılarında önemli kişiye koruma yapan görevliler için avantaj sağlayan durumlardan değildir? Tehlike anında kaçış noktaları sınırlı ve nettir. Cevap Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 90. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin halk önünde konuşma yapacağı zaman koruma görevlilerinin dikkat edeceği hususlardan biridir? Önemli kişiyi dinlemeye gelen halkın arasında belirlenen yerlere yeteri kadar koruma görevlisi yerleştirilir. Cevabımız Edirne seçeneğidir. 91. hemen geçtik. 91. soru geldi. Korunan kişilere yapılan saldırıların çoğu boğma noktalarında meydana gelir. Hususunu dikkate aldığımızda aşağıdakilerden hangisi boğma noktaları arasında yer almaz? Trafiğin sakin olduğu ücretli yollar. Bakın sakin olduğu ücretli yollar ne kadar kolay bir soru gelmiş yine arkadaşlar. Edirne seçeneğidir. 92 koruma görevinin 4 önemli aşamasından biri de muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak ve araştırmaktır. Aşağıdakilerden hangisi tehlike konusunda sorulacak sorulardan değildir? Tehlike nereden gelmez sorusu değil mi arkadaşlar? Sorulmaz cevap Denizli seçeneği.
93'e bakıyoruz. Hemen soru gelsin. Sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin genel özelliklerinden değildir? Saldırganı yakalamak ve tutuklamak tabi değildir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 94. Toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek maksadıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere ve toplumda sevilen kişilere bilerek ve amaçlayarak yöneltilen silahlı saldırılar nedir arkadaşlar? Suikast. Bizim çözdüğümüz, defalarca çözdüğümüz birebir aynısı arkadaşlar. Bakın aynısı. Hocam çözdüğümüz sorulardan gelmedi diyen arkadaşlar. Yani abartısız diyorum, bakın abartısız şu ana kadar sayı, yani farklı bir soru görmedik yani. Bir tane mi bir soru gördüm. 3710 13 müydü? 12 miydi? Öyle bir soru terörle ilgili. Onun dışında sorular birebir aynı. Bak. Hangi durumda mülki idare amirleri özel güvenliğin görev yaptığı alanlara genel kolluğu görevlendirilir? Can ve mal güvenliğin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında görevlendirilir. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Ve 90 kaç? 96 mı? Evet, 96. Özel güvenlik görevlilerinin silahlı olarak görev yapamayacağı alanları düzenleyen kanun 5188 sayılı kanun. Yani 5188 sayılı kanundan şu ana kadar bakın arkadaşlar en az herhalde 10 tane çözdük. Cevap Denizli seçeneğidir. 97. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Özel güvenlik görevlisi genel kolluğun olmadığı yerde genel kolluğun idari ve adli bütün yetkilerini kullanabilir. Yine bizim defalarca çözdüğümüz sorular arasında arkadaşlar 98'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik denetleme başkanlığı tarafından gerçekleştirilen genel kolluk ve özel güvenlik işbirliği ve entegrasyonu uygulamasının kısa ismidir? Tabii ki Kaan'dır. Cevap Bursa seçeneğidir. 99. Özel güvenlik denetleme başkanlığı kadrosunda görevli polis müfettişleri ve baş müfettişleri 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun kapsamında denetimleri hangi kurum adına yapmaya yetkilidirler? Tabii ki İçişleri Bakanlığı. Polis dediğine göre arkadaşlar polis değil mi? Bakın. Yani şurada hiçbir şey bilmeseniz bile şuradaki polis müfettişleri, baş müfettişleri kime bağlıdır? Tabii ki İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Cevap Denizli seçeneğidir. Ve son soru. 100. soru. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik denetleme başkanlığı koordinesinde narkotik suçlarla mücadele başkanlığı ve kriminal daire başkanlığı ile birlikte gerçekleştirilen sınavdır? Köpek değil mi? Görev köpeği ve idarecisi sınavıdır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet arkadaşlar. Hepinizi tebrik ederiz. İnşallah hepiniz yüksek notlar alarak sınavı geçeceksiniz. Silahsız adaylar için test bitmiştir. Cevaplarınızı kontrol edin. B grubunu çözmüştük arkadaşlar. B grubunu da baştan sona tekrarlayabilirsiniz. Silah sorularını birazdan ayrı bir videoda çözeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum. Silah sorularında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hem YouTube Nedim Şeker Akademi Eğitim Merkezi'nde hem de Başarı Akademisi Eğitim Merkezi'nde sorular ayrı ayrı arkadaşlar olacaktır. Bilginiz olsun. Başarılar. 112. dönemde görüşmek üzere. Hoşça kalın.